Otoriter bir rejimde, olaylar hiçbir zaman bu aşamaya kadar gelemezdi. Salgın hastalık, ülkeye giriş dahi yapamazdı. Fakat yaptığını ve bugün otoriter rejimde yaşanacak bir senaryoyu canlandıralım. Halkın anlayacağı türden, basit ve düz mantık kalıplar türetmek, sonra da bu kalıp sözcüklere tanımlamalar uydurmak, mevcut sistemin en etkili uyuşturma yollarından sadece biridir. Normalleşme, yeni normaller, normaller, kapanma, tam kapanma, eski normaller, normallerimiz. İşleve ve çözüme sahip olmayan siyasilerin, halka iş yapıyormuş gibi gözükme biçimi. Ekonomisi ve zincirleri dışa bağımlı bir hükümetin, tam kapanma olarak tanımladığı, fakat hiçbir zaman bunu yapmasına imkan olmayan şeyin, öncelikle tanımını yapalım. Gelin otoriter rejimden gerçek izolasyonun nasıl uygulanacağını öğrenelim. Sokağa çıkma yasağı, hiçbir bahane gerektirmeksizin, sokağa çıkmamaktır. Tam kapanma ayrıcalık gözetmeksizin, tam kapanmadır. Ulusal devlette, izolasyon nasıl sağlanırdı, dinleyelim. Ülkede bulunan, yabancı uyruklular, yani turistler, kapanmanın bir hafta öncesinde ülkelerine gönderilir. Çünkü devlet, kendi ulusunu, kapanmaya maruz bırakacaksa, izolasyon boyunca ulusun, maddi manevi giderlerini de karşılama sorumluluğunu üzerine almıştır. Bugünün aksine, hiçbir işletme açık olmayacağından, turistler de başıboş bir şekilde sokaklarda dolaşamayacağına göre, ülkelerine gönderilmelidir. Ayrıca yurt dışına giriş ve çıkışlarında kapatılması sebebiyle, kapanmadan hemen önce turistlerin ülkeyi terk etmesi gereklidir. Tüm sınırlar, hava, deniz ve karayolları, giriş ve çıkışları kapatılır. Hastaneler ve sağlık kuruluşlarının tamamı artık son taburcularını yapar ve kapanma süresince hasta alımı artık yapılmaz. Ulusun çalışmasına izin verilmeyen bu kapanma boyunca, aynı zamanda tüm ihtiyaçlarını da devlet olarak üstlenmek anlamına gelir. Kapanma süresince tüketilmesi için, ulusun tamamına devlet, bir aylık gıda ikmali yapacaktır. Stok, ailelerin kişi başı miktarınca belirlenir. Elektrik, su ve doğalgaz, ulusal devlette özel şirketlere bağlı olmadığından, normalde de, kapanma boyunca da elbette ki ücretsizdir. Ulus tüm süreç ve detaylar hakkında gerek medya aracılığıyla, gerekse özel mülklerine, kapanma öncesinde gönderilen detaylı bildiriler vasıtasıyla bilgilendirilecektir. Ulusun da bilgi sahibi olduğu, belirlenen tarih ve saatte, kapanmanın ilanıyla birlikte, kolluk kuvvetleri sokaklara inecektir. Ulusun, hiçbir bahane, şart ya da koşul gözetmeksizin, sokağa çıkması yasaklanmıştır. Sokaklarda yalnızca kolluk kuvvetleri ve gökyüzünde gözetleme dronları bulunur. Bireylerin herhangi bir bahane ile sokağa çıkması halinde, hiçbir can güvenliği bulunmaz. Kolluk kuvvetleri, hiçbir şart ve koşulda müsamaha göstermeyecektir. Bildirilere rağmen, bir şahsın dışarıya çıkması halinde, kişi artık, devlet karşısında tehdit ve biyolojik saldırı unsurları taşıyacaktır. Kolluk kuvvetleri, ulusal güvenliğin ihlali sebebiyle, tehdit unsurunu, yani suçluyu, vuracaktır. Can kayıplarının yaşanması, artık devlet sorumluluğunda değil, şahsın kendi inisiyatifinde sayılacaktır. Ulusun kapanma süresi boyunca, intihal yaratacak durumlara karşı önlem amacıyla, acil durum ihbar merkezine 7 gün 24 saat erişimi olacaktır. Özel mülk içerisinde yaşanacak mevki durumların engellenmesi dahilinde kolluk kuvvetleri, şahısların ihbarı üzerine özel mülke girebilecektir. Bilindiği üzere ulusal birliklerin tamamının üzerinde, görevlinin sicil numarasına kayıtlı çevrim içi kameralar bulunur. Tüm olay anları, kayıt altındadır. Böylece birliklerin, kapanma süresi boyunca ulusa karşı haksız muamele göstermesi veya özel mülke zorla girme ihtimali engellenmiştir. Doğum ihtimali, kapanma sürecine denk gelme olasılığı olan aileler, sağlık ve bakım desteğini yasaktan önce devletten talep etmelidir. Hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kapanma süresinden önce devletten talep ettiği sağlık görevlileri de, kapanma süresi boyunca özel mülke giriş ve çıkış yapabilme hakkına sahiptir. Kapanma döneminde, ölüm durumları da, cenazenin özel mülkten alınmasını gerektirir. Kolluk kuvvetlerinin bu gibi durumlarda da özel mülke giriş hakkı vardır. Alınan cenazeler, kapanma sonrasında ailelere teslim edilmek üzere morglara taşınır. 2 haftalık sürenin sonunda, ulus normal yaşamına dönerken, 3 ay sürecek yurt dışına giriş ve çıkış yasağı devam edecektir. 3 aylık sürenin sonunda ve bundan sonrasında, kara, hava ve deniz yollarıyla ülkeye giriş yapacak turistlerin sağlık kontrolleri, hem kendi ülkelerinde, hem de ulusal devlette yapıldıktan sonra ülkeye alınacaktır. Aksi halde hiçbir bahane gözetmeksizin, ülkeye girişleri mümkün olmayıp, havalimanı sınırından, liman veya kara sınırlarından, topraklarımıza henüz giriş yapmadan, ülkelerine geri gönderileceklerdir.
topraklarımızda, mucize olmadığı müddetçe, artık salgın hastalığa rastlanamaz. Kısacası, 2 yıldır sözde bitirilmeye uğraşılan, fakat nedense bitirilemeyen şeye, sadece 2 haftada çözüm bulunmuş ve tamamen konu kapanmış olurdu. Fakat artık maskeler, dezenfektanlar satılmıyor, tekele bağlı çevrimiçi mağazalar ulusu sömüremiyor, Dünya Sağlık Örgütü'nden emir, özel şirketlerden ise milyonlarca dolarlık aşılar da alınmıyordur. Siyasiler, hastalık üzerinden siyaset yapamıyor, pandemi bahanesiyle halkın üzerine yüksek vergiler yükleyemiyordur. Eminiz kapitalizm buna çok üzülürdü. Bu nedenle hayali bir kenara bırakalım ve kaldığımız yerden devam edelim. İsmi tam kapanma olan, fakat kendisi hiçbir şey olmayan şeye, devam edelim.